100 Türk Edebiyatçısı. Fakir Baykurt. Orak işine iyi dalmışlardı. Şimdi tarlaya hep birlikte gidiyorlardı. Azığı, suyu akşamdan hazır ediyorlar, erkenden çıkıyorlardı. Evleri köy içinde olduğu için danayı, buzağıyı, sığırtma çamdi çıkarıyordu sabahları. Razca'ya tembih etmişti. Sırçalıktaki arpa iyiydi. İyi evinleşmişti. Daneleri dolgundu. Razca, "Gır tarlanın arpası bundan daha iyi olamaz," diyordu. Yağmurlar vaktinde yağınca ekinler iyi oluyordu. "Kocayım, yoruluyorum," demeden Razca da onlarla birlikte çalışıyordu. Hiç "Oh, belim bıkınım," demiyordu. Ahmet hala bir yıkıntının içindeydi. Üstünde ağır bir utanç bulutu dolaşıyordu. Razca ne kadar efe mefe diye şenetmeye çalışıyorsa da bunu bir türlü başaramıyordu. Razca dışarıya hiçbir şey belli etmiyor, bayramın şakalarını karşılıyor, güldürücü güldürücü sözler ediyordu. Hatta "Hadi bir hava çek," diye bayramı zorluyordu. Bayramda nazlanmadan "Ekinler orak benim, yakınlar ırak benim, yıl olduğu yer gelmedi içime merak benim," türküsünü söylüyor, bağırıyordu. Merhaba sevgili dinleyenler. 100 Türk Edebiyatçısı programımıza Fakir Baykurt'un Razca'nın Dirliği adlı romanından aldığımız bir bölümle başladık. Hikayeci, romancı Fakir Baykurt 15 Haziran 1929'da Burdur'un Akçaköy'ünde doğdu. Elif Hanım'la çiftçi Veli Baykurt'un oğludur. Akçaköy'deki ilk öğretiminden sonra 1948'de Isparta Gönen Köy Enstitüsü'nü bitirdi. 1953'e kadar Burdur köylerinde öğretmenlik yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Sivas Hafik, Konya ve Şavşat'ta Türkçe öğretmenliği yaptı. 1960'tan sonra ilk öğretim müfettişliğine atandı. 1962-63 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Bloomington, Indiana Üniversitesi'nde ders araçları konusunda uzmanlık eğitimi gördü. Milli Folklor Enstitüsü uzmanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı danışmanlığı görevlerinde bulundu. 1979'da Almanya'ya gönderildi. Duisburg'da Yabancı Çocuk ve Gençlerin Teşviki ve Bölgesel Çalışma Kurumu'nda eğitim uzmanı olarak çalıştı. 1996 yılında emekli oldu. 1975-81 yıllarında Türk Dil Kurumu üyeliği ve yöneticiliği yaptı. Esen Üniversite Hastanesi'nde 11 Ekim 1999'da öldü. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fakir Baykurt edebiyata şiirle başladı. 1945'te yayımladığı Fesleğen Kokulum ilk şiiridir. Bunu gerçekçi bir yaklaşımla yazdığı kısa hikayeler ve köy notları izledi. Bunlar Edebiyat Dünyası ve Kaynak Fikirleri dergilerinde yayımlandı. Köy gerçeklerini toplumcu gerçekçi bir bakışla işlediği Yılanların Öcü adlı ilk romanı yayımlandığında geniş yankılar uyandırdı. Yılanların Öcü, Burdur'un 80 evli Karataş köyünde geçer. Karabayram babadan kalma evinde dul anası Irazca
karısı ve 3 çocuğuyla zar zor yaşamaktadır. Köy muhtarı evinin önünü köy kurulu üyesi Hacı Ali'ye satınca adam buraya ev yapmaya kalkar. Haklarının korunması işinde yaşlı anası Irazca yardım eder. Bayrama, muhtara ve Hacı Ali'ye karşı çıkar. Muhtar giderek kötülüklerini çoğaltır. Kara Bayram dövüldüğü, karısının dayakla çocuğu düşürüldüğü için yılanlara karşı koymak, muhtarla Hacı Ali ve kardeşleriyle mücadele etmek Irazca anaya kalmıştır. Fakir Baykurt, kitaplarında köylerde tanıklık ettiği gerçekleri dile getirdi. Fakir Baykurt'un bir anlatım ustası olduğunun altını çizen Tahsin Yücel, onun kişileriyle çevreleri ve konumları arasında tam bir koşutluk buluruz. Genellikle kullandıkları sözcük ve deyimler, karşılıklı konuşmalarda bu konudaki izlenimlerimizi alabildiğine güçlendirir der. Yazar eserlerinde doğal, yalın ve şaşırtıcı bir halk Türkçesi kullanır. On Binlerce Kağan'ı adlı kitabındaki Sevdalı Karınca hikayesindeki gibi. Ölsem şimdiye 1000 kez, 1000000 kez ölürdüm. Bütün küçükler gibi benim de hasmım çok. Ama ölmedim. Asızımı çok etmeye çalıştım durmadan. Yaralarımı yaladım, iyi ettim. Bir küçücük karıncaydım. Doğadaki en küçük yaratıktım. Ama en uzun direnç benimkiydi. Benden dayanıklısı yoktu. Evrende alabildiğine çetindim. İnce, sırım gibi bir gönlüm vardı. Düştüğü güzeli terk etmiyordu bir türlü. 1000000 yıl yaşasam, yitiğimi aramaya, güzelimi sormaya sabırlıydım. Neden bana karınca dediler de sabırca demediler, şaşıyorum. Evrende her yaratık kendine bir ad alırken benim ilk atam biraz dalga geçmiş anlaşılan. Kim getirir de sana en yakışan adı verir durduğun yerde? Adını da kendin koparıp alacaksın ha karınca. Aklım o kadarmış o zamanlar. Sabırca adının bana karınca adından daha uygun olduğunu fark etmemiştim. Arka ayağım topallıyordu ama sırtımda motor var gibi yürüyordum. Efendilik Savaşı, hikayeden çok köy röportajları, köy hayatından görünümler niteliğindedir. Çok uğraştım, tanışmak kısmet olmadı Şakir Kömürcü ile. Bir gün Sedat Motor'la Hayıt Bükü'ne gidiyorduk. İncirliğin oralarda gördük Mustafa Akdeniz'in kayığını. Şakir'le Cemal vardı içinde. Kırgın, küskün geliyorlardı. Balık yok da ondan diye açıkladı Veziroğlu. Uzaktan selamlaştık, gittiler Datça'ya doğru. Tırpan romanı, Dürü'nün istemediği bir adamla evlenmemek için verdiği mücadelenin hikayesidir. Kaplumbağalarsa hiç sürülmemiş, üzerinde ot, çöp kalmamış topraklarda bağ yetiştirenlerin, bozkırın rengini değiştirenlerin romanıdır. Gezici Hamdi Bey, Toza'ya kaç yıldır bir okulcuk yaptırmak için çırpınıyor. Aksıvalı, kiremitli bir okulcuk. Çünkü yok. Eğitmen var. İşte Rıza. Ve öğrenci de var. Toprak damlı bir odada okutuyor. Aksıvalı, kırmızı kiremitli bol camlı bir okul yok. Hamdi Bey ilde ilçede toza savunacak yaptıracak bir tane istiyor. İkinci sınıfta 26 öğrencisi var Rıza'nın. Bunları geçen yıl almıştı. Gelecek yıl uçuracak. Ondan sonra bir bölük daha alacak. Böyle böyle götürecek işi. Geçen yıl aldıklarının 13'ü olan 13'ü kız. Ufacık ufacık şeyler, çoğu kavruk yüzlü şimdiden.
5-6 tanesinin sağlığı yerinde. Tüylü tüylüce yüzleri, tozluca dudakları, nohut burunları, 7 renk üstüne gözleri var. Yüzleri insanda tutup her birini ayrı ayrı okşama isteği uyandırıyor. Kiminin saçı 2 kat örülmüş, örgülü saçlarını belden aşağı salıyorlar. Giysileri yama içinde, yakaları tokaları yok. Çiçekli ucuz basmalardan, yerli dokumalardan bulduklarını giymişler. Bu halleriyle de tatlı, sevimliydiler. Dil konusundaki düşüncelerini ben anamdan, teyzemden, köylülerimden duyduğum güzel sözlere hep yazdım. Sonra benim oldu onlar. Ben dile canımı veririm. O sırdaştır, aydınlık hep oradadır sözleriyle dile getirir. Fakir Baykurt köy romanı yazmadığını, köydeki yaşamın doğru dürüst romanını yazmaya çalıştığının altını çizer bir konuşmasında. Fakir Baykurt sadece köyü yazmakla kalmadı. Almanya'daki Anadolu insanının göç ve değişim sürecinin çok yönlü resmini de çizdi. Kendisinin Duisburg üçlemesi olarak adlandırdığı Yarım Ekmek, Koca Ren, Yüksek Fırınlar adlı romanlarında iki kültür arasında sıkışmış Türk insanının sorunlarını çarpıcı bir biçimde anlattı. Toplum bilim ve halk bilim yönünden zengin bir kaynak olan eserleri sinema ve sahneye uyarlandı. Yılanların Öcü, Devlet Tiyatrosu'nda sahneye konuldu. Metin Erksan ve Şerif Gören tarafından sinemaya aktarıldı. Tırpan adlı romanı oyunlaştırılarak İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynandı. Çocuk romanı Sakarca, İsveççe olarak çizgi film yapıldı. Çok sayıda eseri bulunan Fakir Baykurt'un hikayelerinden bazıları, Efendilik Savaşı, Anadolu Garajı, Can Parası, Barış Çöreği, Gece Vardiyası, Duisburg Treni'dir. Belli başlı romanları Yılanların Öcü, Onuncu Köy, Irazcan'ın Dirliği, Kaplumbağalar, Amerikan Sargısı, Yüksek Fırınlar, Eşekli Kütüphaneci adlarını taşır. Otobiyografi kitapları Özüm Çocuktur, Köy Enstitülü Delikanlı ve Köşe Bucak Anadolu'dur. Programımızı bitirirken hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz. Esen kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.